Yani sunuma başlamadan önce 3 tane sunum hazırladım. Yalnız Trump'tan tweet geldi mi, ona göre hangi seçimi yapacağıma karar vereceğim Kuzey Amerika ile ilgili. Ama herhangi bir tweet atmamış, onun için mevcut sunum kalabilir. Şimdi bir Türk olarak ne işin var North Amerika ile ilgili ben de bilmiyorum ama herhalde Murat Bey gençlik yıllarımı hatırlayacak olacak ki mavi gözlü, o zamanlar kahgülüm vardı sarı, Amerikalı'ya benzettiği için benden rica etti. Bir de Amerika'ya da çok sık gidip geldiğimden dolayı. Şimdi Kuzey Amerika diye bahsettiğimiz konu esas, pardon şu belki şey yapabilirim. Kuzey Amerika diye konuştuğumuzda ülkelere baktığımızda neyi görüyoruz? Kanada, Amerika ve Meksika. Ama esasında Amerika ne derse o oluyor bu bölgede. Herhangi bir aynen uyguluyorlar. Kanada'ya bir şey söylüyor. Önce reddediyorlar, sonra uyguluyorlar. Meksika'ya da aynı şeyi yaptılar. Meksika da gitti ve bir şekilde anlaştılar. Bu da çok kolay olmuyor yönetilmesi. Biz 2 hafta evvel Amerika'daydık. Pazartesi günü gittik. İngilizcesini okuyacağım, sonra Türkçesini tercüme edeceğim. Çünkü İngilizcesi de bana şey geldi. Yani şöyle bir tweet atıldı. In my great and unmatched wisdom. Yani Google Translator'a girdim ki Türkçesini tercüme edebileyim diye. Çok ağır bir laf bu. Benim müthiş ve eşsiz bilgeliğimmiş. Google Translator bunu bu şekilde tercüme etmiş. Şimdi böyle bir ortamda biz Amerika ile hem Türkiye iş yapmaya çalışıyor, Amerika da dünya ile iş yapmaya çalışıyor. Zaten yanılmıyorsam Amerika'nın dünyaya bakış açısı diye bir harita çıkartıldı dikkat ettiyseniz. Onların bir bakış açısı var. Bakış açısı bu şekilde. Şimdi bunları da beleğimizin bir parçası, benim de müthiş ve eşsiz bilgeliğim çerçevesinde sizlere bir sunum hazırladım. Sunumdaki bütün slaytların üzerinden geçmeyeceğim. Bu sunum zaten Steel Orbis'in sitesinde sizlere hazır olacak. Her datanın üzerinden geçmeme gerek yok diye düşünüyorum. Ama karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi, esasında Uğur Bey de sabah söyledi, ciddi bir korumacılık başladı. Esasında biz serbest ticareti savunan ve korumacılığı istemeyen ama haksız rekabete de karşı olan bir ülke konumundaydık bugüne kadar. Hatta birçok konuşmalarımızda Ankara'ya gittiğimizde veya ben yurt dışına gittiğimde hep biz bu tezi savunduk. Dedik ki biz haksız rekabete karşıyız. Ama serbest ticaret kesinlikle olmalı. Haksız ticareti nasıl önlüyordunuz? İşte anti-dumping vardı, CVD vardı. Bunlarla bir şekilde kontrol altına alabiliyordunuz. Gerçi öğleden sonra yanılmıyorsam Bülent Bey biraz girecek. Onun konusuna girmek istemiyorum. Çünkü burada ne gördük son 3-4 senedir? Bu anti-dumping'in ve CVD'nin de kurallarını değiştirmeye başladılar. Biz de şaşırdık ne yapacağımıza. Yani bir kural var, o çerçeve içinde hareket edemiyorsunuz. Dolayısıyla satış yaparken de sürekli kontrollü satış yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bunu da esasında başlatan Amerika'ydı. Bu harita sadece şey olarak gösterdim. En çok bu dönem sadece belli bir dönemi gösteriyor. Yani 2016 ve 2017, 18 aylık dönemi gösteriyor. En çok şikayetçi olan ülke Amerika. En az şikayetçi olan ülke Türkiye. Ama şikayet ettik ama uygulamada olmadı galiba. Öteki taraftan en çok kendisi müdafaa etmeye çalışan ülke Çin. Ve Türkiye üçüncü sırada burada. Yani esasında bazen biz böyle kendimizi müdafaa etmeye çalıştığınız zaman şöyle bir izlenim ediniyorum. Ya biz müthiş bir ülkeyiz. 35-36 milyon tonla herkes bize karşı tedbir alıyor. Yani bunu muhakkak beleğimizin bir tarafına koymamız lazım. Nasıl oluyor bu ben de bilmiyorum ama oluyor. Öyle gözüküyoruz. Bu konuya da çok fazla girmeyeceğim. Sadece bilgi olarak verdim. Eminim Bülent Bey bu konulara girecek ama anti-dumping'de ve CVD ile uğraştığımız zaman hep böyle devlet tarafından destek alıyorsunuz. İşte bir
Bir duty drawback diye bir şey var uygulamada, onu da Bülent Bey anlatır. Onun kurallarını değiştiriyorlar. Dolayısıyla artık biz de ne yapacağımızı, yani özellikle Kuzey Amerika'yla ilgili, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili ne yapacağımızı biz de şaşırmış durumdayız. Esasında dönüp baktığınız zaman burada üretim rakamlarını görüyorsunuz. Şeyleri görüyorsunuz. Bunda pointer var mı? Tamam. Ben de habire şeye bakıyorum. Şu muydu pointer? Geliyor. Esasında bu tablo çok güzel bir şeyi gösteriyor, özetliyor. Bir ülkenin... Ama ben şeyi aradım, pointer'ı aradım. Tamam, problem değil, teşekkür ederim. Burada neyi görüyorsunuz? Esasında ithalata en açık ülke biziz. Yani toplam tüketimimizin %46'sını Türkiye ithalatla karşılarken diğer ülkelere bakıyorsunuz. En yakını Amerika %27-25 mertebesinde. Bu tablo gerçekten, biz bu tabloyu yurt dışına gittiğimiz zaman gerek Avrupa'da gerek Amerika'da yaptığımız sunumlarda sürekli kullanıyoruz. Çünkü bunu kullanmazsak bize karşı aşırı tedbirler alacaklar. Onun için biz burada oturup ağlamaktansa elimizdeki verilerle konuşmak zorundayız. Bu veriyle de biz mücadele etmeye çalışıyoruz şu anda. Biz serbest ticaret var burada Türkiye'de. Biz koruma altında değiliz. İthalat rakamları da zaten bunu gösteriyor. Peki Türkiye ile Amerika ilişkisi ne oldu? Türkiye ile Amerika ilişkisi %25 tarif gelinceye kadar belli bir oranda ihracatımız vardı. Esasında toplam ihracatımızdaki payı %20 olabilir. O da bir sonraki slide'da galiba daha iyi gösteriyor. Evet. Dikkat et. Kendi mi yapıyor, ben mi yapıyorum bunu? Gidiyor geliyor. Yok, aynı slide gidip geliyor. Dönüp baktığınızda bizim ihracatımızdaki payı Amerika'nın %20 mertebelerindeydi. Ne zamanki ilk %25'i açıkladılar Section 232 çerçevesinde, ihracat %10'a düştü. İhracatın içindeki payımız %10 oldu. Sonra bugün artık sıfıra geldi. Dönüp diyebilirsiniz ki peki sıfıra geldi ama %25'i iade ettiler. Değil mi? %50'den %25'e düşürdüler. Biz niye hala sıfırız veya çok düşük miktarlarda ihracat yapıyoruz? Çünkü bizimki %25'te kaldı ama Kanada, Meksika gibi ülkelerinki ortadan kalktı. Uzak doğudaki bazı ülkelere de kota getirdiler ve Brezilya'ya da kota getirdiler. Dolayısıyla onlar sıfır gümrükle. Demir çelik sektöründe %25'i bırakın, %10 bile büyük bir rakam. Dolayısıyla yani Kuzey Amerika'ya Türkiye'nin ihracatı biraz zor olacak gibi gözüküyor. Yani Uğur Bey buna biraz değindi galiba ama detaylarına girmedi. Esasında 3 tane sebep sayıldı bu Section 232'nin uygulanmasıyla ilgili. Ben oynatmıyorum. Bir dakika. Biz esasında NATO'nun bir parçasıyız 52 yıldır. Amerika'yla ticaretimize bakacak olursanız zaten eksi veriyoruz biz. 20 milyar doların 8 milyar dolar ihracatımız var. 12 milyar dolar. Yani artı 4 milyar Amerika önde burada. Bir de kurallarından bir tanesi de hep Çin'e karşı olduğu için Çin'den de malzeme alıp bize satmayacaksınız diyordu. Zaten bizde demir çelik konusunda doğru dürüst Çin'den de ithalatımız yok dönüp baktığınızda. Dolayısıyla bu gerçekten Amerika çelik üreticilerini korumak için mi? Yoksa Uğur Bey'in de sabah yaptığı konuşmada değindiği gibi bu bir politik bir oyun mu?
O sorunun cevabını ben vermeyeyim. Şimdi ben burada esasında Kanada ve Meksika'nın ithalat ve ihracat rakamlarına girmek istemedim. Ama şöyle bir gerçek var. Bu üç ülkenin yapmış olduğu toplam ihracatın %90'ı birbirleriyle yaptığı ticaret. Yani sınır ticareti. Dolayısıyla gerçekte bu üç ülke demir çelik konusunda ciddi bir ihracat yapmıyorlar. Tonaja baktığınızda. Dolayısıyla ben sadece Amerika'ya odaklandım. Bu verilerin hiçbirine ben detayda girmeyeceğim. Ama sadece anlatmak istediğim bazı rakamlar var. Esasında en kritik nokta dönüp baktığınızda 2014 senesi. 2014 senesinde maksimum ithalatın yapıldığı dönem. Yani 22 milyon ton ithalat yapmış. Ama detayları gördüğünüzde bu 22 milyon tonun da neredeyse 10 milyon tonunun yarım amul slab olarak Amerika'ya Amerika'ya ihracat yapıldığını göreceksiniz. Ve işte Brezilya'yı görüyorsunuz, Rusya'yı görüyorsunuz. Bütün bunlardan aşağıda Türkiye'de bu konumdaydı. Ve 2014 senesinde yani talebin ciddi olarak artmasının en büyük sebebi yerel üreticilerin Kuzey Amerika'da dünyayla fiyatlarını anormal açmasından kaynaklandı. Yani rakamlar önemli değil ama işte dünya 500 dolara çeliği kullanırken Amerika'daki tüketici 1000 dolara kullanıyordu. Dolayısıyla herkes aynı anda Amerika'ya saldırdı. Şimdi bunun suçlusu Amerika'ya ihracat yapanlar mı yoksa Kuzey Amerika'daki üreticilerin uyguladığı fiyat politikası mıydı? Esasında neticede serbest ticarette fiyatı arz ve talep belirler. Siz fiyatı yukarıda tutarsanız herkes de gelir. Aynı durum bizim Türkiye için de geçerli. Bu size toplam çelik şeysini gösteriyor. Daha sonra ben bunun kırılımlarını yaptım. Hani dedim ya 22 milyon ton. Ha şöyle bir şey var, pardon, bir geriye gideyim. Esasında 2014 senesinde anti-dumping ve CVD ile ilgili belli ülkelere uygulama devreye aldılar. Ve dolayısıyla o tarihten itibaren Amerika'nın ithalatı ciddi oranda düşmeye başladı. Zaten dönüp bakacak olursanız 22 milyon tondan 2017 senesinde 17, 2018'de de 16,5 milyona kadar geriledi. 2018'in biliyorsunuz ilk yarısında 232'yi açıkladı. Onun da büyük etkisi oldu. Ama zaten anti-dumpingle kontrol al, anti-dumping ve CVD uygulamalarıyla, yani nedir? Haksız rekabete karşı önlem alarak ithalatını zaten sınırlamıştı. Section 232'yi uygulayarak kota anlaşmaları yaptı falan filan. Ama ondan sonra çok fazla ithalatları düşmeye devam etmedi. Hele 2019 senesinin ikinci 6 ayında Kanada ve Meksika ile kota konusunda anlaşmaya varınca şimdi mesela 3. çeyrek ve 4. çeyrekteki bu ülkelerin Amerika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne şeyi artacak. İhracatı artacak. Yani Amerika'nın ithalatı artacak gibi gözüküyor. ...22 milyon tonun zaten 10 milyon tonu şeydi, 9,5 milyon tonu slabdi. 2018'de de bu 7 milyon tona düştü. Yani neticede slab ithalatı, toplam ithalatın içindeki payı oldukça önemli. Daha sonra sıcak yassı detaylarına dönüp baktığımızda ki bizi Çolakoğlu Meteoroloji olarak en çok ilgilendiren bölüm buydu. Türkiye'nin Amerika'ya ihracatına bakacak olursanız ki biz 2011 senesinden beri Amerika'da kurulu şirketimiz var ve biz hem uzun mamul hem de yassı mamul olarak oralarda ciddi çabalar sarf ettik. Ama esas olay 2014'te patladı. Çünkü anti-dumping ve şeyler uygulanınca diğer ülkelere fiyat olarak biz artık rekabet edebilir hale gelmiştik. Ve Türkiye'de bayağı ciddi ihracat yaptı bu dönemde.
Soğukçular ve galvanizciler o tarihe kadar herhalde fiyat uygulaması olmadığı için onların da detayını koydum buraya. Yani uzun işini şöyle söyleyeyim, uzun işi hala Amerika'da biliyor musunuz çalışıyor. Yani bu %25 aşağı inince uzun mamul işi para bırakıyor mu? Bence bırakmıyor ama çalışılabilir bir ortam mı var? Evet, kesinlikle çalışılabilir bir ortam var. Çünkü HRC ile inşaat demirin arasındaki fiyat farkı $150 mertebesinde falan şu anda. Dolayısıyla o vergiyi rahatlıkla karşılayabiliyor. Soğuğa bakacak olursanız, Türkiye 2014 senesinde en alta koydum. Kaçıncı sırada olduğunu bilmiyorum ama o tarihe kadar soğukçular, büyük bir ihtimalle galvanizciler de aynıydı. Evet, galvanizciler de aynı. Özür dilerim, galvanizciler zaten hiç yokmuş listede. Evet, 2014'ten sonra başladılar onlar da ihracat yapmaya. Fakat ilave %25 gelince Kuzey Amerika pazarı ister istemez şeye kapandı. Bizim ihracatlarımıza kapandı. Soğukla paralel bakabiliriz buna. Ta düşün, 2017 senesinde 345 bin tona çıkan soğuk ihracatı 141 bin ton şimdi de sıfıra düştü ve hala da sıfır devam ediyor. Yani yassı işi Türkiye açısından Kuzey Amerika'da hiçbir ihtimal göstermiyor şu anda. Ne zaman olur bu onu da bilmiyoruz. Çünkü aynı dönemde de Amerika'da da yassı saç fiyatları da düştü. Neden düştü? Zaten birazdan da o konuya gireceğim. Burada bilgi olarak şunu söyleyeyim. Boruyu koymadım buraya çünkü borunun verilerine ulaşamadım ben. Amerika'da bütün bu verileri SMU'nun sitesinden aldım ve derledim, toparladım. Boruyla ilgili olan kısmı eksik kalmış. Onun için eski bir boru sahamı, ne zaman boru genel müdürü olarak hem özür dilerim hem de Çebit'ten de özür dilerim. Çünkü onların da eski üyesiydik. Ama onunla ilgili veriler sizde zaten vardır. Ben de tamamlayınca buraya eklerim ileride. Şimdi Amerika ne yaptı? Esasında Amerika genelde baktığınızda 80 ila 90 milyon ton arasında üretim yapan, 30 ila 40 milyon ton arasında ithalat yapan, toplam tüketimi 120 ila 130 milyon ton arasında, yani son dönemlere 10 yıla baktığınızda böyle bir ülkeydi. Kendi içinde bir dengesi vardı. Ancak bu denge 2018 senesinde 232'nin devreye alınmasıyla bu denge bozuldu. Niye bozuldu? İşe yaramayan, maliyetleri son derece yüksek olan ama sadece şov amaçlı 10 yıldır, 15 yıldır kapalı olan bütün fabrikaları tekrardan açtılar. Bir de bu arada şunu da hemen ekleyeyim bu cümlemin sonuna. Bugün de hepsini kapatıyorlar. Çünkü arz fazlası oluştu, fiyat düştü. Bir kere o eski fabrikaların maliyetleri kesinlikle kurtarmadığı için onları kapattılar. Ama bu arada da şunu da söylemeliyiz. Sanayici bu işten çok yararlandı. Çünkü yeni yatırımlar yaptılar. Belki yassı konusunda yeni yatırımlar devreye girmedi ama özellikle uzunda en az bir buçuk, iki milyon tonun üzerinde yeni kapasite ilave ettiler. Ve aynı dönemde de %70'lerde seyreden kapasite kullanım oranını da %80'in üstüne çıkarttılar. Onu da burada görüyorsunuz. Bu esasında biraz karışık gibi gözüküyor. Steel Market Update'den aldım bu verileri de. 2017, 2018, 2019'un hafta bazındaki Amerika'daki sıvı çelik üretimini gösteriyor bu. Baktığınızda mor olan kısım 2017 ve ortalama hiçbir zaman 1.7 milyon tonun üzerine geçmemişler. Sonra 2018 yılında esasında biraz atılım yapmışlar ama 232'nin devreye girmesiyle bayağı bir artış yaptılar. Daha sonra yeşile bakıyorsunuz, 2019'un başında en pik noktaya geldiler üretimde. Esasında kapasite kullanım oranları da çok yükseldi bu dönemde.
Yani son 3 aydır, 4 aydır kapasite kullanım oranları tekrardan biraz düşüyor. %75'lere geldi herhalde, %82'den. Tam son rakamlar yok aklımda. Yani sonuçta korumacılıkla bir yerlere kadar koruyabiliyorsunuz. Gerekli önlemleri almazsanız, sürekliyi sağlamazsanız başarıyı yakalayamazsınız. Bana göre çok geçici 2 yıl boyunca Amerika'daki demir çelikçiler çok güzel para kazandılar. Doğru. Belki Türkiye'de yok ama Amerika'daki CEO'lar bu işlerden ciddi paralar alıyorlar. Şirket para kazanınca. Zaten halka açık olduğu için de gayet güzel sistemlere girip görebiliyorsunuz ne ücret aldıklarını. Şimdi tutuşmuş vaziyetteler. Önümüzdeki sene ne yapacağız biz diye çaba sarf ediyorlar. Evet, benim esasında sunacaklarım bu kadardı. Söyleyeceklerim de bu kadardı. Daha sonra varsa 15 dakikada bitirmeye çalıştım. Evet, çok teşekkür ederim.